kaybediyor. Dünyanın en çok değer kaybeden paralarının başında geliyor Türkiye. O Covid, Movid hikaye. Covid bütün dünyayı kasıp kavurdu. Şimdi bana cevap verecekler. Siz şimdi Erdoğan konusunu bir kenara koyalım konuştuk diyorsunuz ama ekonominin sorumlusu benim ben diyen adamı konuşmadan ekonomi nasıl konuşayım ben? Şimdi bu kriz ekonomik bir kriz değil. Dünya genelinde ne kadar kriz varsa Türkiye'yi de o kadar veya daha az etkilemesi lazım. Onun üzerinde her şey siyasi krizde, krizden kaynaklanan onun ekonomiye yansımasıdır. Şimdi demin demokrasiden bahsettik işte basın özgürlüğü onu soyut gördükleri için karşı iddialarda bulunabiliyorlar. İşte biz demokratik bir ülkeyiz diyebiliyorlar. Şimdi tartışamayacakları şeyler söyleyeyim ben izleyenler için de. Madem dünyayı kasıp kavuruyor bu Covid, ekonomileri bozdu, her yerde enflasyon artıyor falan filan. Niçin dünyada en yüksek 12. enflasyon 193 ülke arasında Türkiye'de? Bizden daha yüksek 11 tane ülke var. Zimbabwe, Etopya, Angola, Zambiya, Suriye, Surinam, Lübnan, Sudan, Venezuela, Arjantin. Niçin 12. biziz? Hadi bakalım. Buna cevap bulalım. Covid, COVID Ermenistan'ı etkilemedi mi? Covid Gürcistan'ı etkilemedi mi? Covid Romanya'yı, Bulgaristan'ı etkilemedi mi? Bakıyorsunuz dolar niye arttı? Doların arttığı dönemlere kronolojik bakın. Dolar artmış, o hafta hangi olaylar olmuş? Al papazı ver papazı. Trump'tan mektup. Senin ekonomini mahveder. Bu dolar fırlamış. Halkbank davası, rıza zarap yakalanmış, Halkbank Genel Müdürü içeri atılmış, New York'ta şu olmuş, bu olmuş. Hop dolar fırlamış. Gördüğünüz gibi işte katsa yaptırımları Senato'dan 98'e 2 geçmiş dolar fırlamış. Ekonomiyle alakası yok. Ekonomi, ekonomi üretmeye hazır. Çünkü şey fabrikalar açık. İnsan gücü burada, beyin gücü burada. İhracat için Para hazır Avrupa'da. Dünyayı paraya boğdu Amerika, Avrupa. Trilyonlarca dolar. Çin uzakta. Nakliye sorunu var. E, konteyner sorunu var. Çin'den Avrupa mal alması 2 hafta, 3 haftayken buradan tıra yüklüyorsun, gönderiyorsun. Türkiye'nin avantajı var. Ama Burkina Faso'da niye enflasyon daha düşük Türkiye'den? Papua Yeni Gine'de niye daha düşük? CDS diye bir ölçek var. Ben bir ülkeye borç verirsem ya bunu geri alamazsam diye kaç para prim ödeyip de sigortalayabilirim borcumu alacağımı. Türkiye 95 ülke arasında 86. en büyük riskli ülke. Hadi bunlarla da karşı çıksınlar. Yalan söylüyorsun Cem Toker devlete saldırıyorsun desinler. O CDS priminde ülkeye borç verdiğim zaman ya geri alamazsam sigortası primi Türkiye 95 ülkesi içinde 86. Azerbaycan 67. Gabon, Gabon 84. Türkiye'nin iki basamak üstünde. Peki. Pakistan 70. Ha, peki, peki. Şimdi burada hikaye anlatılıyor ne güzel. Bakın ama merak etmeyin enflasyon kontrol altına alacak. Devletimiz bin tane yeni devlet bakkalı açacak. Tarım kredi kooperatif dükkanları açacak. Daha önemlisi 3 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı duyurdu topluma. Ne dedi? Fahiş fiyat erken uyarı sistemi kurdular. Fahiş fiyat. sistem hangi ürünü uyardı mesela hafta sonu? Uyarıyı alınca ne yaptı? Devletin hangi birimi yapıyor? Bunların hepsi hikaye. Türk milletine masal anlatılıyor. Türkiye'nin bütün bu demin saydığımız bizimle münakaşa ettikleri, inanmadıkları hukuksuzluk, demokrasideki şeyler dalga geçtiler. Demokrasi zirvesine katılmıyor Türkiye çağrılmadı. Ve onların ayı işte dış güçler şunlar bunlar. Bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman siz insan para getirmez buraya. Yabancı da getirmez. İktidara yandaş olan şirketlerin kaç yüzer milyon doları Türkiye dışına vergi cennetlerine kaçırdıklarını okumadık mı? Yüz milyonla niye kaçırıyorlar? Türkiye'de tutmuyorlar paralarını. Hepsini almışlar, ihaleleri kapmışlar, milyarlarca dol. Çünkü sisteme güvenmiyorlar, rejime güvenmiyorlar. Bir yerde güvensizlik varsa oraya para gitmez. Güvenmediğiniz bankaya para yatırmazsınız. Türkiye kar, gri listeye alındı ya. Kara para aklama, terör finansmanı olan ülkeye para gider mi? Tabii dolar artar. Dolarını alan çekiyor Türkiye'nin dışına. Yerine evet. gerisini getirmiyor. Siz bir sorum daha var. Çalıştığınız size. banka, çalıştığınız banka. Efendim bu bir, bir haber çıksa. Çalıştığın banka, paranı tuttuğun banka, e, kara para aklıyormuş ve terör finansmanında şuraya, şu listeye alınmış, gri listeye alınmış. Kim kim o, kim o bankaya para yatırır ya siz tutar mısınız bankada paranızı? Yani bunlar siyasi gerekçelerin hem uluslararası hem iç politikadaki siyasi gerekçelerin Ekonomiye yansımasından dolayı oluyor. Cem Bey siz şimdi sözlerinize başlarken e, şunu söylediniz ya Erdoğan'ın söylediklerini konuşmayalım. Ben yanlış ifade etmiş olabilirim. Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili sözlerini elbette konuşalım. Tamam. Onu kastetmedim. Biliyorum. Ben bir önceki konuya dönmeyelim. İhtiasım onaydı. Yoksa ekonomiline de Erdoğan'ın konuştuklarından elbette bahsedebiliriz. Tamam. Bir diğer sorum şu: Çözüm öneriniz nedir? Yani nasıl bir ekonomideki düzenlemede ne olacak? Bir de siz bir avantajdan bahsettiniz. Türkiye'nin aslında bir avantajı var dediniz. Türkiye'nin iki avantajı var. Bu iki avantajı nasıl kullanabilir? Türkiye bir kere işte demin beyefendilerin inanmadığı demokratikleşme ve hukuk devletini yerli, o algıyı yaydığımız zaman ben iddia ettim dedim kardeşim bana 10 senedir 7 kıtanın bir tanesinde yazılmış Türk demokrasisi olumlu yönde ilerliyor demokrasi gelişiyor para demokrasilere gidiyor bu kadar net para güvenli limanlara gidiyor her şeyin bir adamın iki dudağının arasında olduğu rejime gitmiyor bakın iki gün sonra ya ekonomi de tıp gibi bir bilim işte. Damarın tıkalıysa diyete gireceksin, yağlı yemeyeceksin falan filan. Şimdi bu ülkede bırak bu ülkeyi bütün dünyada enflasyon oranı belli, faizler belli. İki gün sonra bir kurul toplanacak, karar verecek. Faizler düşecek mi, sabit mi kalacak, artacak mı? Biraz zekası olan, bu işten biraz anlayan, ekonomi mezunu olması gerekmiyor. Şuradaki dışarıdaki esnaf bile olabilir haberleri takip ediyorsa 2 artı 2 eşittir 4'ü biliyorsa bu ülkede faizlerin artması gerektiğini perşembe günü 100 kişinin 99'u değil 100'ünün de artacak demesi lazım. Ama bunu bir kişi bile diyemiyor. Çünkü bu ülkede iki kişi biliyor ne olacağını. Biri Erdoğan, biri de zırt pırt değiştirdiği Merkez Bankası Başkanı. Siz bu şekilde önünüzü göremezseniz. Bu ülkeye para getirir misiniz? Adam bi, bi, bizim gibi gidip de 100 dolar bozdurdum, 50 dolar bozdurdum, 3 lira <laughs> daha kar ettiğime bakmıyor. Adam geldiği zaman 1 milyar dolarla geliyor. Dün, ik, dün sadece 24 saat önce 2 milyon dolar bozduran bir şirket bugün 24 saat sonra 620 bin lira kar etti. 10.01'den doları aldı Bugün 10.32'den sattı. 620 bin lira kar etti. Siz önünüzü göremezseniz bu ülkeye para gelmez. Zihniyeti değiştireceksiniz. Onun için rejimi eleştiriyoruz. Orada konuşturmadılar. Gürültüye gitti. Doların 10 lira olmasının nedeni rejimdir. Siyasi Türkiye'nin dışarıya sergilediği imajdır. Güvensizliktir. Merkez Bankası Başkanı'nın şuradaki pizzacının kuryesinden daha sık değiştirildiği rejimdir. Yani bu kadar net konuyu TÜİK Başkanı'nın değiştirildiği rejimdir. Kafama göre sen benim dediğimi yapmadın attım. Yarın bilmiyorsunuz. Cuma günü belki Merkez Bankası Başkanı yine değiştirilecek. Onun için bu bir bedel ödüyoruz. Biz ben iddia ediyorum. Bugünkü şey zamlar şey, şey de geleyim özür dilerim biraz fazla vakit aldım. Bugünkü zamları ben 16 Nisan 2017'de bu rejime verilen evet vergisi olarak görüyorum. Kimse evet oyu verdiyseniz bu rejime o zaman fikir liderleri uyardı. Bu rejim rejim değil. Bunun eksikleri var, yanlışları var. Bu kuvvetler birliği yaratır, başkanlık sistemi. Ha %52 YSK'nın iddiasına göre dinlemedi, gitti evet verdi. Şimdi o doğalgaz faturasına baktığı zaman 3 ay önceki farka baksın o aradaki işte o evetin vergisi. Avantajımızı hemen özetleyeyim. Zaten değindim. Birincisi dünya paraya boğdular. Amerika ve şey Covid'den dolayı. Para gidecek adres arayacak. Ama siz o güveni vermezseniz paraya nasıl 2001'de de 2002-2003 AKP ilk iktidara geldiğinde dünya 11 Eylül'den dolayı dolara boğulmuştu. 2008 krizinde de Amerika dünyayı dolara boğdu. O işte onun için e, bu AKP'nin başarısı değil mi? Dünyada herkesin parası dolara karşı değer kazandı. Bak bir lira bir dolar oluyor falan filan. Dünyada o zaman fakirleşen bir ülke yoktu. Ama e, şimdi yine o avantaj var. Ama Türkiye'ye bu paranın ne kadarı gelir, ne kadarı gelmez bilmiyorum. İkinci avantaj Çin'in devre dışı kalması ihracatta ve e, Türkiye'nin e, konumu dolayısıyla. Avrupa'nın ithalat talebini Çin'den çok daha kolay yerine getirme o da zaten rakamlara yansıyor yavaş yavaş. Peki şimdi kısa bir araya gideceğim aranın ardından ekonomi yorumlarını alacağım Serkan Toper'den.